Herkese merhaba ben Zafer Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 7. sınıf örnek yazılarını çözeceğiz. Milliyetin Bakanlığı biliyorsunuz 3 tane senaryo yayınladı yani 3 tane yazılı kağıdımız var. Tabi işlerinde bazı sorular aynı. Şimdi bu videomuzda bu 3 senaryonun da bütün sorularını çözeceğiz. Açıklamalardan hangi senaryonun hangi sorusunu izlemek istiyorsanız ona tıklayarak o soruyu rahatlıkla izleyebileceksiniz. Videomuza geçmeden eğer videonun faydalı olduğunu yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenme tuşuna basalım. Kanalıma abone olarak yorum yazarak da bana destek olabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yine açıklamalarda bu sorulara pdf olarak ulaşabilirsiniz. Ve açıklamalardaki linkten WhatsApp gruplarımıza da katılabilirsiniz. Öyleyse vakit kaybetmeden hemen sorularımıza geçelim. Evet ilk senaryomuz arkadaşlar toplam 8 tane soru var. 6 tanesi biraz daha basit sorular. 2 tanesi biraz daha karmaşık zor diyebileceğimiz 2 tane sorumuz var. Hangi sorular zormuş? 1. ve 5. sorular. Öyleyse 1. sorumuz gelsin. Sorumuzda aşağıda verilen kartlar her grupta eşit sayıda kart olacak. Ve her gruptaki tam sayıların toplamı 0 olacak şekilde 2 tane gruba ayrılacaktır. Buna göre A tam sayısını bulmamızı istemiş. Şimdi biz buradaki arkadaşlar 6 tane kartı 2 tane gruba ayırmamızı istiyor. Demek ki 3'erli 3'erli 2 tane gruba ayıracağız. Ama 2 gruptaki tam sayıların toplamları da ne olacakmış? 0 olacakmış. Şimdi bir defa arkadaşlar 2 tane gruba ayırdık. Mesela 1. grupta diyelim 3 tane sayı var. Hangi sayılar olduğunu bilmiyoruz ama toplamların 0 olduğunu biliyoruz. İkinci grupta da 3 tane sayı var. Onların yerine nokta koyuyorum. Hangi sayılar olduğunu bilmiyoruz. Bunların da toplamı 0. O zaman işte bakın bu 6 tane sayının toplamının 0 olması gerekiyor. Değil mi? 2 grupta 0 ise o zaman hepsinin toplamı da 0 olmalı. İşte buradan a'yı bulabilirsiniz. O zaman toplayalım. Eksi 8 var. Tüm sayıları toplayıp 0'a eşitleyeceğim. 10 var. 6 var. Eksi 5 var. Eksi 2 var. Ve bir de a var. Bunların hepsini topladığımızda 6 tane sayının toplamının 0 olması gerekiyor. Eksileri kendi arasında toplarsanız eksi 15 yapıyor. Artılar ne yapıyor kendi arasında toplanırsa? 16 yapıyor. O zaman 16 eksi 15 de ne yapar? 1 yaptı. Demek ki 1 ile a'yı topladığımızda sonucun 0 olması için a'nın ne olması gerekir? Eksi 1 olması gerekir. Zaten bizden de a tam sayısını bulmamızı istemişti. Cevabı eksi 1 diyebilirsiniz. 2 gruba ayırmamızı istememiş. İsteseydi de ayırabilirdik. Şöyle ki mesela birinci gruba eksi 8'i verirdik. Eksi 2'yi verirdik. Ve bir de artı 10'u verirdik. Bakın toplamları 0 yapıyor. İkinci grupta da kalan sayılar yani eksi 1, eksi 5 ve artı 6'yı verirdik. Bunların toplamları da 0 yapmış oluyor. Şöyle gösterelim bunları da parantez içerisinde. Artı, artı ve artı diye. Görüyorsunuz iki grupta 0 olmuş oldu ama bizden bu grupları istemiyordu. Sadece A'yı bulmamızı istiyordu. A'yı bulduk. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda toplama işleminin özellikleriyle ilgili bir soru. Dikkat ederseniz 3 tane sayı toplanıyor. Ama şurada bir köşeli parantez var. Bu köşeli parantez öncelik demek aslında. Yani önce buradan başla demek. Yani bu aslında toplama işleminin birleşme özelliği ile ilgili. Toplama işleminde 3 tane sayı toplanıyorsa hep aklımıza birleşme özelliği gelmeli. Birleşme özelliği şu demek. 3 tane sayı toplanırken nereden başlarsan başla sonuç değişmez. Yani burada önce eksi 15 ile eksi 8 başlamış. Burada ise önce artı 5 ile eksi 15 başlamış. Yani buradaki eksik olan sayı hangisi? Bakıyorsunuz artı 5 eşitliğin sağında da var solunda da var. Eksi 15 solda da var sağda da var. O zaman sol tarafta eksi 8 varsa sağ tarafta da üçgen yerine eksi 8 olması gerekir. Ama işlem yaparak yapmak istersek önce bu eksi 15 ile eksi 8'i topladık. Eksi 23 yaptı bu taraf. Tabi de bunun yanında artı 5 var onu da hemen yazalım artı 5'i. Sonra diğer tarafta ise 5 ile eksi 15'i toplarken bunlar zıt işaretli oldukları için birbirlerinden çıkarttık. Ve mutlak derece büyük olan işaretini aldık. Burada da üçgen var. Bu sonra artı 5 ile eksi 23 toplarken yine birbirlerinden çıkarttık. Eksi 18 çıktı. E burada da eksi 10 ve üçgen var. Peki şöyle yapalım. Eksi 10 ile neyi toplarsak eksi 18'i verir? Tabii ki eksi 8'i. Ama birleşme özelliğinden direkt eksi 8 de diyebiliriz üçgene. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz tam sayıları çarpma ve bölme ile ilgili. Aşağıda verilen küpün 6 tane yüzünde tam sayılar yazıyormuş. Bu küpün karşılıklı iki yüzünde yazan tam sayıların çarpımı eksi 20'ymiş. Buna göre küpün diğer yüzlerine yazan tam sayıları bulunuz. Örneğin arkadaşlar 1 ile 1 bulunan ile karşılıklı yüzey hangisi olmuş oluyor? Tam arkadaki yüzey görmüyoruz yani o yüzeyi. İşte o 1 ile o arkadaki görünmeyen sayıyı çarptığımızda sonucun eksi 20 çıkması gerekiyormuş. Buradan ne buluruz arkadaşlar? 1 ile neyi çarparsak eksi 20 çıkar? Bir defa eksi çıkması için bu artıyor ya bu da zıt işaretli eksi olmalı. 1 ile de 20'yi çarpmamız gerekir. Şimdi geçelim eksi 5'e. Eksi 5'in karşı yüzeyi şurası olmuş oluyor. Onu da görmüyoruz. Eksi 5'te neyi çarparsak acaba eksi 20 çıkar diye düşünüyorum. Bir defa sonucun eksi çıkması için bunların zıt işareti olması gerekiyor. Öyleyse soru işaretinin artı olması gerekiyor. 5'te neyi çarparsak 20'yi verir? 4'ü. Şimdi gelelim 2'nin olduğu yüzeye. 2'nin karşılıklı yüzeyi tam altta kalan yüzeyi görmüyoruz. İşte orada hangi sayı olmalı ki bu karşısındaki sayıyla çarptığımızda eksi 20 sayısını bize versin. 2 ile bir defa artı ya bu sonucun eksi çıkması için zıt işaretli olması gerekir. Yani bunun eksi olması gerekir. 2 ile de 10'u çarptığımızda eksi 20'yi verir. Öyleyse görünmeyen yüzeylerdeki tam sayıları bulmuş olduk. Biri eksi 20, diğeri artı 4 ve diğeri eksi 10. Hemen gelsin sıradaki sorumuz. Sorumuzda yukarıda verilen tekrarlı çarpımı üslü ifade olarak yazmamızı istemiş. Arkadaşlar zaten üslü ifadeleri biliyorsunuz. Eee Tabanımız eksi 3 yani eksi 3'ler yan yana çarpıldığı için. Peki kaç tane eksi 3 yan yana çarpılmış? 10 tane. Bunu da getirip sayımızın üstüne yazıyorduk. Verilen tekrarlı çarpımı üstü olarak yazmış olduk. Eksi 3'ün yan yana çarpımından dolayı gayet kolay bir soru. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz arkadaşlar tam sayılarla problemlerle ilgili. Bu senaryodaki zor sorulardan bir tanesiydi bu soru değil mi? Hani ilk başta baktığımız. Ne diyor bakalım sorumuzda? Mutfakta çalışan bir ventilatör sıcaklığı 4 dakikada 1 derece azaltmakta. Fırın ise sıcaklığı 10 dakikada 2 derece artırmaktaymış. Sıcaklığı 30 derece olan bir mutfakta vantilatör ve fırın aynı anda çalışmaya başladıktan 20 dakika sonra mutfak sıcaklığı kaç derece olur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar önce bakalım vantilatöre. Vantilatör 4 dakikada 1 derece azaltıyormuş. Peki 20 dakikanın içerisinde kaç tane 4 dakika var? Diye bunu 4'e bölerim. O zaman 5 defa ne yapacak sıcaklığı? 1 derece azaltacak. Şimdi sıcaklığı azaltacağı için sen bunu eksi 1 almalısın. Yani 5 tane eksi 1 ne yapar? O zaman sıcaklığımızı 5 derece düşürecek. Şöyle yapalım 5 derece düşürecek. Şimdi gelelim fırına. Fırın ne yapıyormuş? 10 dakikada sıcaklığı 2 derece artırıyormuş. Peki 20 dakikanın içerisinde kaç tane 10 dakika var? 2 tane. Ha, o zaman 2 defa sıcaklığımızı 2 derece artıracak. 2 derece artıracak. Peki 2 defa 2 derece artırması için bunu artı 2 alırsınız çünkü bu artıracak ya. Yani. Ne oldu sıcaklığı? 4 derece artıracak. Peki bizim sıcaklığımız neydi? 30 santigrat dereceydi. Sonra eksi 5 yani 5 derece azaldı e, vantilatör sayesinde. Sonra fırın sayesinde 4 derece arttı. Bunların hepsini toplarsak 5 derece azalacak 4 derece artacak. Yani sonuçta 30 e, eksi 5 25 üzerine 4 ekledik. Sonuçta son sıcaklığımız 29 santigrat derece olmalı. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda aşağıda verilen sayı doğrusunda eksi 1 ile 0 arası 8 tane eş parçaya bölünmüş. Buna göre A noktasına karşılık gelen rasyonel sayı bulmamızı istemiş. Bir defa arkadaşlar sıfırın sağındaki sayılar pozitif sayılar sıfırın sonundaki sayılar negatif sayılar. Yani burada A'nın negatif bir sayı olduğunu kesinlikle söyleyebilirsiniz. Eksiyi yerleştirdik. Daha sonra ne yapmamız gerekiyor? 0 tam sayısıyla eksi 1 tam sayısı arası kaç parçaya bölünmüş? 8 parçaya bölünmüş. O zaman paydaya 8 yazmalısınız. Bakın 8 parça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça. Peki bu 8 parçadan kaç tanesi bize A'yı veriyor? Sayarken arkadaşlar sıfırın olduğu taraftan hep sayacaksınız. Buradan sayacaksınız. Yani 1, 2, 3, 3 tanesi. Demek ki A sayısı 8'de 3 parçaymış. Ama sol tarafta olduğu için eksi 3 bölü 8 rasyonel sayısına karşılık gelir. Gelsin sıradaki sorumuz. Sıradaki sorumuz arkadaşlar devirli olan olmayan rasyonel sayılarla ilgili. 0,15 devirli ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayıyı bulmamızı istiyor. Şimdi ne yapılır arkadaşlar devirli sayıları e, rasyonel sayıya dönüştürmek için? Formülümüz şuydu. Sayının tamamını yazarsınız. virgül yokmuş gibi sayının tamamını yazarsınız. Sonra bu sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkartırsınız. Devretmeyen kısmı çıkart. Sonra neye bölersin peki? Ama unutmayın paydayı yazarken... Sadece virgülden sonrasına bakıyorsunuz virgülden sonrası için devreden kadar 9 yazılır devreden kadar 9 Devretmeyen kadar 0 yazılır Devretmeyen Kadar 0 yazılır Peki Bakalım şimdi o zaman uygulayalım mı dediğimiz formülü sayının tamamını virgülsüzmüş gibi düşünürsek 15 olur Sonra eksi devretmeyen kısım demek üzerinde çizgi olmayan kısım kaç sadece 01 yani 1 var Sonra paydamıza geçiyoruz. Virgülden sonrasına bakıyorsunuz paydan yazarken. Devreden sayı kadar yani üzerinde çizgi olan sayı kadar 9, devretmeyen sayı kadar 0 yazılır. Öyleyse ne oldu cevabımız? 14 bölü 90. İstersen bunu pay ve paydasını ikiye bölerek sadeleştirebilirsin. Sadeleştirelim. En sade şekli bizim en sevdiğimiz. Öyleyse 7 bölü 45 olur. Cevabımız gelsin o zaman sıradaki sorumuz. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Rasyonel sayıların karşılaştırılması ile Yani küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istiyor. Yapmamız gereken bakıyorsunuz hepsi negatif. Hepsi negatifse yapmamız gereken şu. Bunları pozitifmiş gibi düşünelim. Pozitifmiş gibi sıralayalım. Ondan sonra tam tersini alırız. Peki bunlar pozitif olsa şuraya yazalım. Pozitif olsalar ne olurlar? Biri 2 bölü 3 olur. Diğeri 3 bölü 4. Diğeri 5 bölü 12. Diğeri de 1 bölü 6. Peki nasıl sıralanır pozitifse? İlk yapmamız gereken şu. Payları mı eşitlemek daha kolay? Paydaları mı eşitlemek daha kolay? Bakıyorum paydaları eşitlemek kolay değil mi? Hepsinin ortak katı 12. E payları da eşitlenebilir ama paydalar ilk tercihim. Paydaları 12'de eşitlemek istiyorum. O yüzden bunu 4 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu 1 ile genişletiyorum yani genişletmiyorum. Bunu da 2 ile genişletiyorum. Ne olur bunu 4 ile genişletirsem? 8 bölü 12 olacak. Bunu 3 ile genişletirsem 9 bölü 12 olacak. Bu zaten 5 bölü 12. Bunu da 2 ile genişlettim. 2 bölü 12 oldu. Şimdi paydalar eşitse tabii ki payı büyük olan daha büyük olur. Bakıyorsunuz payı en büyük olan 9 bölü 12. 9 bölü 12 arkadaşlar normalde pozitif olduğu için en büyük olmalıydı. Ama negatif olduğu için bulduğumuz bu sıralamanın tam tersi alınır. Yani şu eksi 3 bölü 4 var ya en büyüktü normalde pozitif olsaydı. Negatif olduğu için en küçük. Ondan sonra arkadaşlar 8 bölü 12 var bakın en büyük olması gereken. Ama negatif olduğu için bu en küçük ikinci sayı. Ondan sonra en büyük olan 5 bölü 12. Ama e, pozitif olsaydı en büyük üçüncü sayı olurdu. Negatif olduğu için en küçük üçüncü sayı olmuş oldu. Normalde bunların en küçüğü 2 bölü 12. Fakat negatif olunca bu en büyük olmuş oldu. Buna da eksi 1 bölü 6 diyerek en büyük sayı yazmış olacağız. Yani sonuç olarak pozitifmiş gibi düşünüp hepsini sıralıyoruz. Sonra da tam tersini alıyoruz. Yani en büyük olanı en küçük, işte en küçük olanı en büyük yapıyoruz. Evet birinci senaryodaki 8 tane soruyu çözmüş olduk. O zaman geçelim ikinci senaryomuza. İkinci senaryomuza baktığımızda 6 tane sorudan oluşuyor. Fakat 2 tanesi kolay, 4 tanesi zor olan sorulardan. Hemen sorularımıza bakalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Sorumuzda aşağıda verilen kartlar her grupta eşit sayıda kart olacak ve her gruptaki tam sayıların toplamı 0 olacak şekilde 2 tane gruba ayrılacaktır. Buna göre A tam sayısını bulmamızı istemiş. Şimdi biz buradaki arkadaşlar 6 tane kartı 2 tane gruba ayırmamızı istiyor. Demek ki 3'erli 3'erli 2 tane gruba ayıracağız. Ama iki gruptaki tam sayıların toplamları ne olacakmış? 0 olacakmış. Şimdi bir defa arkadaşlar 2 tane gruba ayırdık. Mesela 1. grupta diyelim 3 tane sayı var. Hangi sayılar olduğunu bilmiyoruz ama toplamların 0 olduğunu biliyoruz. 2. grupta da 3 tane sayı var. Onların yerine nokta koyuyorum. Hangi sayılar olduğunu bilmiyoruz. Bunların da toplamı 0. O zaman işte bakın bu 6 tane sayının toplamının 0 olması gerekiyor. Değil mi? İki grupta sıfırsa o zaman hepsinin toplamı da sıfır olmalı. İşte buradan a'yı bulabilirsiniz. O zaman toplayalım. Eksi 8 var. Tüm sayıları toplayıp sıfıra eşitleyeceğim. 10 var. 6 var. Eksi 5 var. Eksi 2 var. Ve bir de a var. Bunların hepsini topladığımızda 6 tane sayının toplamının sıfır olması gerekiyor. Eksileri kendi arasında toplarsanız eksi 15 yapıyor. Artılar ne yapıyor kendilerine toplanırsa 16 yapıyor. O zaman 16 eksi 15 de ne yapar? 1 yaptı. Demek ki 1 ile a'yı topladığımızda sonucun 0 olması için a'nın ne olması gerekir? Eksi 1 olması gerekir. Zaten bizden de a tam sayısını bulmamızı istemişti. Cevabı eksi 1 diyebilirsiniz. 2 gruba ayırmamızı istememiş. İsteseydi de ayırabilirdik. Şöyle ki mesela birinci gruba eksi 8'i verirdik. Eksi 2'yi verirdik. Ve bir de artı 10'u verirdik. Bakın toplamları 0 yapıyor. İkinci gruba da kalan sayılar. Yani eksi 1, eksi 5 ve artı 6'yı verirdik. Bunların toplamları da 0 yapmış oluyor. Şöyle gösterelim bunları da parantez içerisinde. Artı, artı ve artı diye. Görüyorsunuz iki grupta sıfır olmuş oldu ama bizden bu grupları istemiyordu. Sadece a'yı bulmamızı istiyordu. A'yı bulduk. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz tam sayıları çarpma ve bölme ile ilgili. Aşağıda verilen küpün 6 tane yüzünde tam sayılar yazıyormuş. Bu küpün karşılıklı iki yüzünde yazan tam sayıların çarpımı eksi 20'ymiş. Buna göre küpün diğer yüzlerine yazan tam sayıları bulunuz. Örneğin arkadaşlar bir, ile, bir, bulunan yüzeyle karşılıklı yüzey hangisi olmuş oluyor? Tam arkadaki yüzey görmüyoruz yani o yüzeyi. İşte o 1 ile o arkadaki görünmeyen sayıyı çarptığımızda sonucun eksi 20 çıkması gerekiyormuş. Buradan ne buluruz arkadaşlar? 1 neyi çarparsak eksi 20 çıkar. Bir defa eksi çıkması için bu artı o ya bu da zıt işaretli eksi olmalı. 1 ile de 20'yi çarpmamız gerekir. Şimdi geçelim eksi 5'e. Eksi 5'in karşı yüzeyi şurası olmuş oluyor. Onu da görmüyoruz. Eksi 5'te neyi çarparsak acaba eksi 20 çıkar diye düşünüyorum. Bir defa sonucun eksi çıkması için bunların zıt işareti olması gerekiyor. Öyleyse soru işaretinin artı olması gerekiyor. 5'te neyi çarparsak 20'yi verir? 4'ü. Şimdi gelelim 2'nin olduğu yüzeye. 2'nin karşılıklı yüzeyi tam altta kalan yüzeyi görmüyoruz. İşte orada hangi sayı olmalı ki bu karşısındaki sayıyla çarptığımızda eksi 20 sayısını bize versin. 2 ile bir defa artı ya bu sonucun eksi çıkması için zıt işaretli olması gerekir. Yani bunun eksi olması gerekir. 2 ile de 10'u çarptığımızda eksi 20'yi verir. Öyleyse görünmeyen yüzeylerdeki tam sayıları bulmuş olduk. Biri eksi 20, diğeri artı 4 ve diğeri eksi 10. Hemen gelsin sıradaki sorumuz. Sıradaki sorumuz arkadaşlar üstü sayılarla ilgili. Aşağıda üstlü ifadelerin yazılı olduğu A ve B kutuları verilmiş. Tamam. A ve B kutularına verilen iki tane üstlü ifadenin yeri A kutusunda değeri negatif tam sayılar. B kutusunda ise değeri pozitif tam sayılar olacak şekilde değiştirilecekmiş. Buna göre hangi üslü ifadenin yeri değiştirilmelidir? Yani şunu demek istiyor. A kutusunda bakın arada virgüller var ya 3 tane üslü sayı vermiş. B kutusunda da yine arada virgüller var 3 tane üslü sayı vermiş. A kutusundakilerin hepsinin negatif olmasını istiyormuşuz. B kutusundaki üslü sayıların hepsinin pozitif olmasını istiyormuşuz. Yani bunların işaretlerini bulacağız aslında. Başlayalım birinciyle. Eksi 2 üzeri 3'ü bulurken bir defa arkadaşlar bilmemiz gereken şey nedir burada? Eğer parantez varsa ve parantezin dışında da çift kuvvet varsa sonuç artıdır. Bunu unutmayın. Bunun dışındakiler eksi olacaktır. Bakın burada parantez var ama parantezin de çift kuvvet değil tek kuvvet var. O yüzden sonucumuz eksi. 2'yi de 3 defa yan yana çarparsak 8 çıkacak. Aslında üstü sayın değerini hesaplamamızı istemiyor ama sadece işaretlerini bulsanız da yeterli. Sonra A kutusuna bakıyorsunuz. Eksi 1'in 5. kuvveti güzel parantez var ama yine parantezin dışında çift kuvvet yok. O yüzden işaretimiz eksi 5 tane 1'in çarpımı 1. Eksi 7'nin 6. kuvvetini hesaplarken işte parantezde var. Parantezin dışında çift kuvvet de var. O yüzden bunun işareti artı 7 üzeri 6'yı da hesaplamamıza gerek yok. Çok büyük bir sayı 7 üzeri 6 diye yazalım. Şimdi B'deki işaretlere bakalım. İlk olarak arkadaşlar eksi 5 eksi üzeri 3'ü bularak başlayalım. Şimdi böyle sorularda ilk olarak buradaki eksi ile eksi'yi çarpıp artı yaparsanız hata yaparsınız. Çünkü işlem önceliğine göre önce üssün hesaplanması gerekiyor. Ondan sonra varsa parantez içleri. Ondan sonra çarpma bölme. Yani sen burada direkt eksi ile eksi çarparsan direkt çarpmayla başlamış oluyorsun. Halbuki burada üs var. Önce eksi 5'in küpünü hesaplaman gerekiyor. O da eksi olur çünkü parantez dışındaki kuvvet tek sayı. Ve 5'in küpü de 125 olur. Şimdi bu eksi ile eksi çarpılırsa artı 125 olur. Gerçi aynı çıktı ama sonuçta doğru yöntem yapmış olduk. Yanlış da çıkabilirdi. Şimdi gelelim ikincisine. Zaten sayımız pozitif. Pozitif olduğu için arkadaşlar bütün kuvvetleri yine pozitiftir. O yüzden bunda yapacak bir şey yok. Benim dediğim kural hani parantez olacak. Parantezin dışında çift kuvvet olacak ki pozitif olsun kuralı. Tabii ki önünde eksi olanlar için geçerli. Negatifler için geçerli. Pozitiflerin zaten bütün kuvvetleri yine pozitiftir. Mesela bu soruda bakın parantez olmadığı için eksi 3'ün karesinde sonucumuz eksi olacak. 3'ün karesi de 9. Şimdi A'dakilerin hepsinin negatif olması gerekiyordu. O yüzden bunu yer değiştirmemiz lazım. Çünkü burası A'nın olduğu sayılar. Burası da B'nin olduğu sayılar. B'dekilerin hepsinin de pozitif olması gerekiyordu. O yüzden bunu yer değiştirmemiz gerekiyor. Bizden istenen hangi üstü, iki üstü ifadenin yeri değiştirmelidir? Hemen yazıyoruz o zaman. Eksi 7 üzeri 6 ile B'dekilerden ise eksi 3 üzeri 2 yer değiştirmeli değiştirmeli dediğimizde cevabı bulmuş olduk. Geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz arkadaşlar tam sayılarla problemlerle ilgili. Bu senaryodaki zor sorulardan bir tanesiydi bu soru değil mi? Hani ilk başta baktığımız. Ne diyor bakalım sorumuzda? Mutfakta çalışan bir ventilatör sıcaklığı 4 dakikada 1 derece azaltmakta. Fırın ise sıcaklığı 10 dakikada 2 derece artırmaktaymış. Sıcaklığı 30 derece olan bir mutfakta ventilatör ve fırın aynı anda çalışmaya başladıktan 20 dakika sonra mutfak sıcaklığı kaç derece olur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar önce bakalım ventilatöre. Ventilatör 4 dakikada 1 derece azaltıyormuş. Peki 20 dakikanın içerisinde kaç tane 4 dakika var diye bunu 4'e bölerim. O zaman 5 defa ne yapacak sıcaklığı? 1 derece azaltacak. Şimdi sıcaklığı azaltacağı için sen bunu eksi 1 almalısın. Yani 5 tane eksi 1 ne yapar? O zaman sıcaklığımızı 5 derece düşürecek. Şöyle yapalım 5 derece düşürecek. Şimdi gelelim fırına. Fırın ne yapıyormuş 10 dakikada sıcaklığı 2 derece artırıyormuş. Peki 20 dakikanın içerisinde kaç tane 10 dakika var? 2 tane. Ha, o zaman 2 defa sıcaklığımızı 2 derece artıracak. 2 derece artıracak. Peki 2 defa 2 derece artırması için bunu artı 2 alırsınız. Çünkü bu artıracak ya. Yani. Ne oldu sıcaklığı? 4 derece artıracak. Peki bizim sıcaklığımız neydi? 30 santigrat dereceydi. Sonra eksi 5 yani 5 derece azaldı. E, ...vantilatör sayesinde sonra fırın sayesinde 4 derece arttı bunların hepsini toplarsak 5 derece azalacak 4 derece artacak yani sonuçta e, 30 -5 25 üzerine 4 ekledik Sonuçta son sıcaklığımız 29 santigrat derece olmalı geçelim o zaman sıradaki sorumuza sıradaki sorumuzda rasyonel sayıların ondalık gösterimi ile ilgili 1k2 basamaklı bir doğal sayımış yani ne demek iki basamaklı bir sayı doğal sayı yani 10, 11, 12, 13, 14, 15 yani 19 gibi 10 ile başlayan, 1 ile başlayan iki basamaklı bir sayı. Buna göre eksi 1 k bölü 5 rasyonel sayısının ondalık gösteriminde tam kısmının eksi 2 olması için k yerine gelebilecek sayıları bulmamızı istiyor. Şimdi rasyonel sayılar arkadaşlar ondalık yazabilmek için kullandığımız yöntemlerden bir tanesi ne? Payı getirip paydaya bölmek yani bu 1 k 2 basamaklı sayısını 5'e böldüğümüzde biz bunu ondalık yazabiliriz? O yüzden bunun tam kısmının 2 olabilmesi için öncelikle arkadaşlar işareti dikkate almıyorum. Zaten işte bu artı bir sayı şu. Ee, bu sayı da zaten eksi bir sayı. Dolayısıyla artının eksi bölümü zaten eksi verecek. Şuradaki eksiği verecek. Buranın 2 olabilmesi için arkadaşlar buradaki sayının içerisinde 5'in 2 defa olması gerekiyor. Yani 3 defa olmaması gerekiyor. O yüzden düşünelim. K yerine r 0 verirsek olur değil mi? K yerine 10'un içerisinde 5 2 defa var sonra 1 verirsek olur değil mi? 11'in içerisinde 5 2 defa var. 12'nin içerisinde yine 2 defa var. 13 olursa yine 5 2 defa var. 14'te de 2 defa var. Ama 15 olursa bakın 15'in içerisinde 5 3 defa olacağı için tam kısmı 3 olmuş oluyor. O yüzden 5'i veremeyiz. Dolayısıyla k yerine gelebilecek sayılar 0 1 2 3 ve 4. Yani cevabımız 5 tane olmalı. 5 tane yazalım. Gelsin o zaman sıradaki sorumuz. Sıradaki sorumuz arkadaşlar bu senaryodaki zor sorulardan bir tanesiydi. Kare yerine gelebilecek en büyük ve üçgen yerine gelebilecek en küçük tam sayı değerlerini bulmamız istiyor. Yani rasyonel sayıların sıralanması ile ilgili. Şimdi zaten şu pozitif olan gayet kolay. 3 bölü 10 küçükmüş. Üçgen bölü 10'dan paydaları ikisinin de eşit. Öyleyse üçgenin ne olması gerekir? Tabii ki 3'ten büyük olması gerekir. Üçgen yerine 4 verirsek 4 bölü 10, 3 bölü 10'dan büyük. Gayet kolay. Ama diğerinde çok dikkatli olmalıyız. Çünkü diğerinde eksi verilmiş. Eksi verildiği için arkadaşlar şöyle düşünüyorduk. Eğer bu pozitif olsaydı bu sıralamanın tam tersi olurdu değil mi? İlk olarak bunları pozitif yapalım. Yani burayı 5 bölü kutu yapalım. Burayı da 5 bölü 8 yapalım. Pozitif yaptığında bu sıralamanın tam tersi olmalı. Yani büyük olan bu değil de bu taraftaki büyük olmalı. Sonra düşünelim. Bu taraftakinin büyük olması için paydasının ne olması gerekir? Paydasının bundan daha küçük olması gerekir. Öyleyse kutu yerine verebileceğimiz en büyük değer 7. Çünkü payları eşitse paydası küçük olan daha büyük oluyordu. Yani 7, 6, 5, 4 gibi bütün değerler verilebilir ama bizden karenin en büyük değerini istediği için en büyük 7 verebiliriz. Yine yukarıda aynı şekilde üçgene 4, 5, 6 verebiliriz ama en küçük değerini istediği için en küçük 3 değerine verebiliriz. O zaman gelsin sıradaki son senaryomuz. Üçüncü ve son senaryomuz arkadaşlar. 10 tane basit sorumuz var. Yani zor diyebileceğimiz sorulardan hiçbir tane koyulmamış. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Birinci sorumuzda bir şehirde sabah sıcaklık eksi 5 santigrat derece olarak ölçülmüş. Öğleden ölçülen hava sıcaklığının sabah ölçülen hava sıcaklığına göre 11 santigrat derece arttığı görülmüştür. Buna göre öğlen ölçülen hava sıcaklığı kaç santigrat derecedir? Gayet kolay ne yapacağız? Eksi 5'li başlangıçtaki sıcaklığımız bunun üzerine 11 derece ekleyeceğiz. Sıcaklığımız 11 derece artmış dolayısıyla zıt işaretli oldukları için bunlar birbirlerinden çıkartılır. Mutlak derece büyük olan işareti alınır. Yani öğlen sıcaklığımız 6 santigrat derece olur. Gelsin o zaman ikinci Sıradaki sorumuz. Sıradaki sorumuzda toplama işleminin özellikleriyle ilgili bir soru. Dikkat ederseniz 3 tane sayı toplanıyor. Ama şurada bir köşeli parantez var. Bu köşeli parantez öncelik demek aslında. Yani önce buradan başla demek. Yani bu aslında toplama işleminin birleşme özelliğiyle ilgili. Toplama işleminde 3 tane sayı toplanıyorsa hep aklımıza birleşme özelliği gelmeli. Birleşme özelliği şu demek. 3 tane sayı toplanırken nereden başlarsan başla sonuç değişmez. Yani burada önce eksi 15 ile eksi 8'den başlamış. Burada ise önce artı 5 ile eksi 15'den başlamış. Yani buradaki eksik olan sayı hangisi? Bakıyorsunuz artı 5 eşitliğin sağında da var. Solunda da var. Eksi 15 solda da var. Sağda da var. O zaman sol tarafta eksi 8 varsa sağ tarafta da üçgen yerine eksi 8 olması gerekir. Ama işlem yaparak yapmak istersek. Önce bu eksi 15 ile eksi 8'i topladık. Eksi 23 yaptı bu taraf. Tabi de bunun yanında artı 5 var. Onu da hemen yazalım artı 5'i. Sonra diğer tarafta ise 5 ile eksi 15'i toplarken bunlar zıt işaretli oldukları için birbirlerinden çıkarttık. Ve mutlak derece büyük olan işaretini aldık. Burada da üçgen var. Bu sonra artı 5 ile eksi 23'ü toplarken yine birbirlerinden çıkarttık. Eksi 18 çıktı. Burada da eksi 10 ve üçgen var. Peki şöyle yapalım. Eksi 10 neyi toplarsak eksi 18'i verir? Tabii ki eksi 8'i. Ama birleşme özelliğinden direkt eksi 8 de diyebiliriz üçgene. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda aşağıdaki şemalarda kutularda yazan tam sayılara çemberdeki işlemler uygulanarak bulunan sonuçlar A ve B harflerinin bulunduğu kutulara yazılacakmış. Buna göre A ve B harflerinin bulunduğu kutulara yazılacak tam sayıları bulmamızı istemiş. Başlayalım. Birinci sayımız A sayısı. A'yı bulmak için ne yapmamız gerekiyormuş? Eksi 5 sayısı ile eksi 3 sayısını çarpmamız gerekiyormuş. Çarpma işleminde aynı işaretler çarpılırsa sonuç artı. 5 ile 3'ün çarpımı 15. Hemen B'ye geçelim. B'de ne yapılacakmış peki? Bakın birinci sayımız ikinci sayıya bölünecekmiş. Önce eksi 8'i yazdım. Sonra araya bölme işlemini koydum. İkinci sayımız da artı 2. Bölme işleminde zıt işaretlileri birbirlerine bölüyorsak. Gerçi çarpmada da aynı kurallar geçerli. Bölmede de aynı işaretleri çarpıyorsak veya bölüyorsak artı zıt işaretleri çarpıyorsak veya bölüyorsak eksi 8 bölü 2'den de 4'ü bulmuş olduk. Şimdi cevabımızı bulmuş olduk A ve B sayılarını geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuza arkadaşlar üstü sayı olarak ifade etmemizi istemiş. Gayet kolay tabanımıza eksi 3'ü yazdık. Daha sonra kaç tane eksi 3 yan yana çarpılıyor? 10 tane buraya da adedini yazdık. Bitti. Geçelim sıradaki sorumuza. 5. sorumuzda 25 soruluk bir teste hemen şunun altını çizelim. Öğrencilere doğru cevapladıkları her bir soru için artı 4 puan, yanlış cevapladıkları her bir soru için eksi 2 puan verilmekte ve boş bıraktıkları sorular için ise puan verilmemekteymiş. Bu teste 21 soruyu doğru cevaplayan ve 2 soruyu boş bırakan bir öğrenci kaç puan almıştır? İlk olarak ne yapmamız gerekiyor? Yanlış soru sayısını bulmamız gerekiyor. 21 tane doğruysa 2 tanesi de boş bırakılmışsa toplam 23 yapar. Bizim kaç sorumuz vardı? 25 sorumuz vardı. O zaman 25 tane de 23'ü çıkarttık. Demek ki iki tane de yanlışımız var. Daha sonra yapmamız gereken ne? Doğru sayımızı artı 4 ile çarpmak. Çünkü doğrulardan 4 puan kazanıyoruz. Artı 84 puanımız oldu. Şimdi ne yapacağız? Yanlışlarımız 2 taneydi. Yanlışlardan da eksi 2 puan kazanıyoruz. O zaman bununla bunu çarptık. Eksi 4 puan kazandık. Şimdi gelelim son puanımızı bulmaya. Artı 84 puan kazandık. Bir de eksi 4 puan kazandık. İkisini toplarsak birbirlerinden çıkartırız. Büyük olan işaretini alırız. Yani son olarak 80 puan almıştır diyebiliriz. Geçelim sıradaki sorumuza. Altın sorumuzda eksi 10'un 5 fazlasının eksi 3 katını soruyor. Bakın eksi 10'un önce bir 5 fazlasını bulalım. Bunlar zıt işaretli oldukları için birbirlerinden çıkarttık ve büyük olan işaretini aldık. Evet sonra bunun da eksi 3 katını bulalım. Eksi 5 sayısının eksi 3 katı demek. Eksi 3 ile de çarp demek. Aynı işaretlerin çarpımı artıydı. 5 ile 3'ün çarpımı da 15 olmalı. Son olarak cevabımız. Gelsin hemen sıradaki sorumuz. 7. sorumuzda arkadaşlar. Eksi 1 ile 0 arası 8 eş parçaya bölünmüş. A noktasına karşılık gelen rasyonel sayı bulmamızı istiyor. Bu tür sorularda yapmamız gereken kural neydi? İlk olarak 0'ın sağ tarafındaki sayılar pozitif. Sol tarafındaki sayılar negatif. Tabi burası sol tarafı olduğu için A sayısının eksi olduğunu bir başta yazalım. Sonra paydaya 0 ile eksi 1 arası kaç bölmeye bölünmüş? Zaten yukarıda söylemişti 8 bölme olduğunu. 5, 6, 7, 8 bölme. 8'i paydaya yazıyorsun. A peki kaçıncı bölmede? Ama bunu sayarken 0'ın olduğu taraftan saymalısınız. A 3. bölmede. O zaman A sayısı eksi 3 bölü 8 sayısına karşılık geliyor. Gelsin sıradaki sorumuz. 8. sorumuz arkadaşlar. Rasyonel sayı vermiş. Ondalıklı olarak yazmamızı istiyor. İlk olarak yapmamız gereken tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürmek. Bunu yapabilmek için ne yapıyoruz? 2 ile 5'i çarpıyoruz. Üzerine 4'e ekliyoruz ki biz bunu bileşik kesre dönüştürelim. Paydamız da değişmiyor. Ama önünde eksi de duruyor yine. Ne yaptık? 2 kere 5 10. Üzerine 4 ekledik. Yani kesrimiz 14 bölü 5 oldu. Şimdi bunu ondalık yazmak için arkadaşlar nedir yöntemimiz? Ya payı paydaya böleriz ama burada daha kolay bir yöntem var. Paydayı 10, 100 veya 1000 yapmaya çalışalım ki genişleterek. Eğer bunu siz 2 ile genişletirseniz paydamız 10 olabiliyor. Yani 2 tane 14 28, 2 tane 5 10. Bir sayı 10'a bölmek demek 1 virgül kaydır demek. O da 2,8 ondalık gösterimine bizi ulaştırır. Gelsin sıradaki sorumuz. Sıradaki sorumuz arkadaşlar devirli olan olmayan rasyonel sayılarla ilgili 0,15 devirli ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayıyı bulmamızı istiyor. Şimdi ne yapılır arkadaşlar? Devirli sayıları e, rasyonel sayıya dönüştürmek için. Formülümüz şuydu. Sayının tamamını yazarsınız. Virgül yokmuş gibi sayının tamamını yazarsınız. Sonra bu sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkartırsınız. Devretmeyen kısmı çıkart. Sonra neye bölersin peki? Ama unutmayın paydayı yazarken sadece virgülden sonrasına bakıyorsunuz. Virgülden sonrası için devreden kadar 9 yazılır. Devreden kadar 9 devretmeyen kadar sıfır yazılır. Devretmeyen kadar sıfır yazılır. Peki bakalım şimdi o zaman uygulayalım bu dediğimiz formülü. Sayının tamamını virgülsüzmüş gibi düşünürsek 15 olur. Sonra eksi devretmeyen kısım demek üzerinde çizgi olmayan kısım kaç? Sadece 0,1 yani 1 var. Sonra paydamıza geçiyoruz. Virgülden sonrasına bakıyorsunuz paydan yazarken. Devreden sayı kadar yani üzerinde çizgi olan sayı kadar 9. Devretmeyen sayı kadar 0 yazılır. Öyleyse ne oldu cevabımız? 14 bölü 90. İstersen bunu pay ve paydasını ikiye bölerek sadeleştirebilirsin. Sadeleştirelim. En sade şekli bizim en sevdiğimiz. Öyleyse 7 bölü 45 olur. Cevabımız gelsin o zaman sıradaki sorumuz. 10. sorumuzda rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istiyor. Rasyonel sayıları sıralarken arkadaşlar hepsi bakın negatif verilmiş. O yüzden bunları önce pozitifmiş gibi düşünmelisiniz. Pozitif gibi düşünürsek birinci kesrimiz 2 bölü 3 olur. İkinci kesimiz 3 bölü 4 olur. Üçüncüsü 5 bölü 12. Daha sonra bu da 1 bölü 6. Pozitifmiş gibi düşünüp ne yapacağız? Pozitifmiş gibi düşünüp sıralayacağız. Negatif oldukları için tam tersini alacağız bulduğumuz sıralamanın. Peki bunları nasıl sıralayabilirsin? Ya paydaları eşitle ya da paydaları eşitle. Bakıyorsun paydaları eşitlemek mümkün. O zaman bunların hepsi kaçta eşitlenir? 3'ün, 4'ün, 12'nin ve 6'nın ortak katı ne var? Hepsinin 12 var. O yüzden bunu 12 yapmak için pay ve paydasını 4 ile genişletiyorum. Ne oldu? 8 bölü 12. Bunu 12 yapmak için 3 ile genişletiyorum. Çünkü bir kesrin pay ve paydasını aynı sayıyla çarparsan kesrin değeri değişmez. Bu zaten 12. Bunu da 12 yapmak için 2 ile genişletiyorum. Bu da 2 bölü 12 oldu. Şimdi pozitifmiş gibi sıralarsak 2 bölü 12 en küçük zaten görüyorsunuz. Sonra 8 yok 5 bölü 12 var. Ondan sonra daha büyük olan 8 bölü 12. Çünkü paydalar eşitse payı büyük olan daha büyük. 9 bölü 12'de ne olmalı? en büyüğü olmalı. Fakat bu pozitifse geçerli değil mi? Fakat bizim kesirlerimiz negatif olduğu için en küçüğü arkadaşlar şu büyük olan yani eksi 9 bölü 12 olmalı. Ondan sonra eksi 8 bölü 12 olmalı. Ondan sonra eksi 5 bölü 12 olmalı. Sonra da en büyüğü de eksi 2 bölü 12 olmalı. Bunları daha sonra yerlerine yazabilirsiniz. Mesela eksi 9 bölü 12'nin eski hali neydi? Eksi 3 bölü 4'tü. Eksi 8 bölü 12'nin eski hali neydi? O da 2 bölü 3'tü. Eksi 2 bölü 3. Eksi 5 bölü 12 zaten eksi 5 bölü 12'ydi. Eksi 2 bölü 12'de eksi 1 bölü 6'ydı. İşte sıralamamız bu şekilde olmalı. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenerek, yorum yazarak, bana abone olarak destek olabilirsiniz. Instagram'dan takip etmek isteyenler için Instagram adresimi de buraya bırakıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.